Baba. Merhabalar arkadaşlar, dostlar, hepinize selamlar. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Maalesef kötü günlerden geçmeye devam ediyoruz. Bir türlü gitmedi şu Allah'ın belası virüs. Neyse, ne diyelim. Hatırlarsanız önceki videomda hangi Windows'u seçeceğimize ilişkin bilgiler paylaşmıştım oldukça da ayrıntılı ve uzun bir video olmuştu kendisi. Ve o videonun sonunda demiştim ki temel performans ayarlarıyla ilgili bir video daha paylaşacağım sizlerle. Bu ayarları da uygularsanız daha iyi kullanır hale geleceksiniz. Evet ben bu cümleyi kuralı baya bir gün oldu arkadaşlar. Ben de istedim bunu bir an önce yapmayı ancak uzun uzun düşündüm şimdi bu bildiğim bilgileri karşı tarafa nasıl aktarabilirim. Şimdi bununla ilgili kısa bir konuşma yapmak istiyorum sizlerle. Özellikle öğretmenlerin büyük bir bölümüne seslenmek istiyorum. Mesela bilgiyi bilmenin bir önemi yok sevgili arkadaşlar. Bilgiyi bilmenin bir önemi yok. Bildiğin bilgiyi karşı tarafa aktarabilmek asıl önemli olan. Ben de uzun uzun bunu düşündüm. Nasıl aktarabilirim? bu bilgiyi diye çünkü bu bilgiyi sadece benim bilmemin bir anlamı yok bunu sizlere de aktarabilmem lazım şimdi aklıma şöyle bir e, hikayemsi bir şey geldi anlatıyorum bir tane hamal düşünün bu hamal büyük bir çuval içinde ağzına kadar dolu bir çuvalı yolda yürüyerek taşıyor biz geliyoruz hamalın yanına çuvalını indiriyoruz. Çuvalı açıyoruz, boşaltıyoruz ve çuvalın içindeki kullanmadığımız, bize gerekmeyen şeyleri böyle çok kullanmayacağımız emin olduğumuz şeyleri ayırıyoruz. Kullanacağımız diğer gerekli şeyleri de çuvala geri koyuyoruz ve hamala geri yükleri veriyoruz. Şimdi düşünün bu hamal rahatladı bir kere, daha rahat taşıyacak ve varacağı noktaya daha hızlı gidecek ve daha rahat taşıdığı için belki de daha az yorulacak. Şimdi şöyle bir bağlantı kuracağız. Bu hamal bizim bilgisayarımız. Çuvaldakiler de bizim bilgisayarımızdaki işletim sistemi, arka planda çalışan hizmetler, programlar yani sistemi yoran şeyler. Şimdi bu mantıklı düşünecek olursak, varsayılan ayarlarda Windows'u yükledikten sonra Bizim bu çuvalımız ağzına kadar gereken gerekmeyen bir sürü şeylerle dolu. Bizim yapmamız gereken şey bu çuvalı açıp bu örnekte hikayede dediğim gibi gerekenleri bir tarafa ayırmak, gerekmeyenleri bir tarafa ayırmak ve gerekmeyenleri ayırdıktan sonra atmak ve sadece gerekenleri kullanarak sistemi daha az yormak ve daha hızlı kullanmak. Yalnız burada küçük bir parantez açmakta yarar var. Şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu hamalımız yani bilgisayarımız çok güçlü olmayabilir. Dolayısıyla yan taraftaki hamalda yapılan bu etkiler mesela etkilerle bizim bu güçsüz hamalımıza yaptığımız etkilerden aldığımız sonuç aynı olmayabilir. Yani biraz da bilgisayarınızın gücüne bağlı bir şey. Yani her bilgisayarın uçmasını beklemeyin ben. Öyle diyorum ve giriş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar Windows'umuzu seçtik, yükledik ve kullanmaya başladık. Ancak her şey bununla bitmiyor. Öncelikle ilk maddeden başlıyoruz. Ben yanıma bir not defteri aldım. Oradan notlar aldım ve size onları aktaracağım. İlk olarak sürücülerimizi güncelliyoruz. Güncel sürücüler %90 hatta %95 ihtimalle sisteminizin daha kararlı ve daha hızlı çalışmasını sağlayacak olan en önemli maddedir. Sürücü güncelleme. Şimdi bu sürücü güncelleme adı altında bir sürü program var internette. Ben de gördüm zaten. Şimdi bunların hangilerini kullanmalıyız, hangilerini kullanmamalıyız? Bunlar başka bir videonun tartışma konusu olabilir. O yüzden bu videoda buna değinmek istemiyorum. Size önerebileceğim bir program var. O programı söyleyeceğim. Ben de onu kullanıyorum daima zaten. Driver Pack Solution. Yani Driver Pack Solution diye yazılıyor. Bunu arama motoruna yazdıktan sonra çıkan ilk sekmelerde göreceksiniz. Sonuçlarda göreceksiniz. Bunu indirip bilgisayarınızda tarama yaptıktan sonra otomatik olarak bütün sürücülerinizi bulacak güncel sürücü dosyalarını da bulacak ve tek tıkla bütün sürücüleri güncel hale getirmiş olacaksınız. %95'e ulaştıktan sonra sizden bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek ve yeniden başlattığınızda sürücüleriniz güncel olacak. Bu madde bu kadardı. Şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. Bu maddede elle yapacağımız bir işlem var. Şöyle yapacağız. Bilgisayara geleceğiz. Bilgisayar masa üstünde olabilir saat tıkladık, özelliklere basıyoruz. Gelişmiş sistem ayarlarına geliyoruz. Performans adı altında ayarlarda en iyi performansı seç diyoruz ve uyguluyoruz. Daha sonra gelişmişten programlar sekmesine geçiyoruz ve programları işaretliyoruz. Bu adım da bu kadardı arkadaşlar. Bu adımdan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanıza gerek yok. Diğer adıma geçelim. Windows tuşu ve R harfine aynı anda basıp çalıştır komutunu getiriyoruz. MS John Fig yazıp Enter'e basıyoruz. Çıkan ekranda ön yükleme sekmesine geliyoruz. Gelişmiş sekmesine geliyoruz ve yukarıda işlemci sayısı var bakın. Oraya basıp maksimum seçebileceğimiz rakamı seçiyoruz ve onaylıyoruz. Bu işlemden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak isteyecektir. Onaylayıp yeniden başlatıp diğer maddelere devam edebilirsiniz. Şimdi geldik en can alıcı bölüme. Gereksiz yere açılan hizmetleri kapatma. Bu, hamalımızdaki e, çuval, çuvalın içindeki en ağır ürünler diye niteleyebiliriz. Görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisinden sağa doğru sekmelerde hizmetler var. Onu açıyoruz. Herhangi bir hizmete sağ tıklayıp hizmetleri aç diyoruz. Arka plan akıllı aktarım hizmeti. A harfinde bulunur kendisi. Bunu sağ tıklıyoruz, devre dışı bırak diyoruz ve özelliklerden başlama türüne de devre dışı diyoruz. Diğer bir hizmetimiz hızlı getirme hizmeti. Bu da H harfi adı altında olacak. Yine buna bunu da özellikler devre dışı bırak, açılma türünü devre dışı bırak yapıyoruz ve Başka bir hizmetimiz Windows Search hizmeti. Bu hizmeti de devre dışı bırakıyoruz ve hizmetlerle işimiz bitmiş oluyor. Ve son adımımıza geldik arkadaşlar. Son adımımızda hem yerel disk C'yi hem yerel disk D'yi kapsayan bir işlem yapacağız. C'den başlayalım. Yerel disk C'ye geliyoruz dosya yöneticisinden sağ tıklıyoruz. Bu sürücüdeki dosyaların dosya özelliklerine ek olarak diye devam eden bir cümle var. Bu tiki kaldırıyoruz ve onaylıyoruz ve bilgisayarı kapatıp açıyoruz. En son bilgisayar açıldığında daha hızlı açıldığını göreceğiz. Açtığımız oyunların daha performanslı olduğunu göreceğiz. Kullandığımız programların daha performanslı olduğunu göreceğiz ve gelip yorum olarak burada teşekkür edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunları araştırmak bayağı vaktimi aldı. Ancak bir istediğim bir şeydi. Ülkenin ekonomik olarak zaten genel durumuna baktığımızda herkesin yani herkesin demeyeyim ama %70-%80'imizin kullandığı bilgisayarlar son moda değil. Tabii ki bu ekonomik durumun da bir göstergesi, asgari ücretin ne kadar olduğunun da göstergesi. Biz yani bir sistemi alıyoruz yani bir bilgisayarı mesela 6 yıl, 7 yıl hatta zorluyoruz. Kasaysa 10 yıl, 15 yıl onu kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ayarları bilmekte, yapmakta, kullanmakta oldukça yarar var. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim ve gayet de iyi yaptığımı düşünüyorum. Sorularınız, istekleriniz olursa yorumda iletebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Farklı bir video konusu buluncaya kadar <laughs> diyelim. Hepinize hoşça kalın. Bol performanslı günler diliyorum.